Arkadaşlar herhangi bir sayının %30'unu bulmak için sayıyı yazıp 30'la çarpıp 100'e bölüyoruz. İsterseniz %100'e bölüp sonra ile da çarpabilirsiniz. Burada sadeleştirmeler yaptığımızda 96 gelecek. Başlangıçta bir tane sayı alıyorum 100x. Şimdi bu sayının %40'ı 26 yapacakmış. Bunun %40'ı 40x yapar. 40x'i 26'ya eşitleyip x'i buradan çekiyorum arkadaşlar. 26 bölü 40. Hatta bunu da sadeleştirebiliriz. 2'ye bölelim. 13 bölü 20. Başlangıçtaki sayıyı bulabilmek için de 100'ü alıp 13 bölü 20 ile çarpacağız. Çünkü bu x demekti. x eşittir 13 bölü 20. Başlangıçtaki sayım da 100 X'te benim. Dolayısıyla 13 ile çarpıp 20'ye böleceğim. 20 ile 100'ü sadeleştirdim. Burada 5 kaldı. 5 çarpı 13'ten 50 artı 15'ten 65 yapacak. 34 sayısı eşittir. 85 sayısının yüzde bilmem kaçı. Oraya da x dedim arkadaşlar. Burada x'i bulmam lazım. 85 ile yüzü sadeleştiriyoruz. 5'e böldüm burası 17. 5'e böldüm burası 20. Denklemimiz şu 34 eşittir. 17 çarpı x bölü 20. Hatta 34 ile 17 de sadeleşir. Burada 2. İşler dışlar çarpım yaptığınızda 40 eşittir x geliyor. Arkadaşlar bu uzunluklara x diyelim. Toplamda çubuğun uzunluğu 5x yapar. Bu 5x'in yüzde ne kadarı boyalı alana eşit diye soruyor. Şimdi diyelim ki yüzde n'i. Yüzde n'i eşittir. Boyalı alanda burada 2x. X'ler sadeleşsin. Buradan 5n bölü 100 eşittir 2 geliyor. İşler dışlar çarpımı yaparsam 5n eşittir 200 geliyor eni de buradan 40 olarak buluyoruz. Demek ki %40'ıymış. 68 lirası var arkadaşlar Umut'un. 51 lirasını harcadığına göre parasının yüzde kaçını harcamıştır diye soruyor. Şimdi dolayısıyla 68'in yüzde kaçı 51 yapar diye bir denklem kuruyorum. Buradan da e, eni bulmam gerekiyor. İşler dışlar çarpımı yapalım. 68 en eşittir 51 çarpı 100 gelecek. 51 ile 68 17'ye bölünür. 51'i 17'ye bölersek 3 yapar. 68'i 17'ye bölersek 4 yapar. Yani 4n eşittir. Buradan 3 çarpı 100. Hatta 4 ile 100'ü de sadeleştirelim. n eşittir 3 çarpı 25 gelecek. Yani 75. 60 sayısının %20'sinin %30'u kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle 60 sayısının %20'sini bulacağız. Çıkan sayının da %30'unu bulacağız. Şimdi 60 sayısının %20'sini bulabilmek için 20 ile çarptım. 100'e böldüm. Şurada sadeleştirmeler yaptım. 60 sayısının %20'si 12 çıktı. 12'nin de %30'unu soruyor bana. Dolayısıyla 12'yi aldım. 30'la ile çarptım. 100'e böldüm. Sıfırlar gitti. 12'yi 3 ile çarptım. 36 bölü 10 geldi. Şu sadeleşmiyor arkadaşlar. 36'yı 10'a böldüğümüzde de virgül 6 cevabımız oluyor. Bir sayı oluşturuyorum arkadaşlar 100x diye. 100x şurayı silelim. Şimdi bu sayının %25'inin %20'si diyor. Öncelikle %25'ini hesapladığımızda %25'i 25x yapacak. Bu sonucun da %20'sini almam lazım. Bunun da %20'sini aldığımda %20'si yani 25'i alacağım. 20'ye çarpıp 100'e böleceğim. Şurası 25x. Şimdi 20 ile 100 sadeleştiğinde burası 5 geliyor. 25'i 5'e böldüğümde 5x geliyor. Yani başlangıçtaki sayı 100x olursa %25'ini hesaplayıp sonra o hesabın %20'sini hesapladığımızda en sonki sayı bu oluyor. Bu sayıyı bana 4 olarak vermiş. 5x eşittir 4 ise x'i buradan 4 bölü 5 olarak buluyorum. Sonra arkadaşlar e, başlangıçtaki sayıyı soruyor. 100x'i soruyor yani bana. 100'ü 4 ile çarpıp 5'e bölmem lazım. Buradan da şunları sadeleştirelim. 20. 20 çarpı 4'ten cevabım 80 olacak. 76 liraya alınan bir ayakkabı %25 karla ne kadara satılmıştır diyor. Arkadaşlar 76'yı yazıyorsunuz. Şimdi %25 kar ile ne kadara satıldır diye sorduğunda 125 ile çarpıp 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Bakın 76'nın %25'ini sorsaydı 25 ile çarpıp 100'e bölecektik. Ama %25 fazlasını soruyor. %25 fazlasını kısa yoldan bu şekilde hesaplıyorum. Bu hesabı yaptıktan sonra da doğrudan satış fiyatını bulacağım. Bir sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 125 ile 100 sadeleşir. 25'e bölerim. Burası 5 yapar. 100'ü 25'e bölerim. Burası 4 yapar. 76 ile de 4 sadeleşir. 19 kalır arkadaşlar. 19 çarpı 5'ten 95 olur. 75 liraya alınan bir ürün %24 zarar ile ne kadara satılır diyor. Arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi kısa yoldan direkt satış fiyatını şu şekilde ben bulabilirim. 75'i alırım. Şimdi 100'den 24 çıkardığımda 76. 76 ile çarpıp 100'e böldüğümde doğrudan satış fiyatını bulurum. Bu kısa yoludur bu işin. Şimdi burada 75 ile 100'ü sadeleştirebiliriz. 25'e böldüğümüzde burada 3 kalır. 25'e böldüğümüzde burada 4 kalır. Dolayısıyla 3 çarpı 76 bölü 4 cevabımız olacak. Arkadaşlar 76 ile 4 sadeleşiyor. Yukarıda 19 kalıyor. Yani 3 çarpı 19 doğrudan satış fiyatına eşit. Bu da bize 30 artı 27'den 57 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısa yoludur arkadaşlar. Uzun yoldan 75'in %24'ünü hesaplayıp yani 24 ile çarpıp 100'e bölüp bu indirimi bulurum. Yani zararı bulurum. 75'in %24'ünü bulurum. Bu sayı kaç çıktıysa 75'ten düşerim bu sayıyı. Yine 57 bulurum arkadaşlar. Ama kısa yoldan hesaplamak istiyorsanız doğrudan 100'den 24 çıkar. 7'ye 76 kalıyor. Yani 75'in %76'sı nedir diye soruyor. Dolayısıyla 76 ile çarpıp 100'e böldüğümde yine 57'yi bulurum. Başlangıçta bir boncuk sayımız var arkadaşlar. 100 x tane boncuk olsun. Şimdi boncuklara 5 tane daha eklenirse 100 x artı 5 boncuk yapar. %25 artıyor demekte. bu sayı %25 artarsa 125 x'e çıkar arkadaşlar. Buradan 100 x'i sağ tarafa attığımda 5 eşittir 5 x 25x geliyor. Her tarafı 25'e böldüğümde de şurayı 25'e böldüm. Burayı 25'e böldüm. Ee, 1 bölü 5'i x olarak buluyorum arkadaşlar. Başlangıçtaki boncuk sayısını sorduğu için de 100 çarpı x dediğim 1 bölü 5. Bunları sadeleştirdiğim zaman da başlangıçtaki boncuk sayısını 20 olarak buluyorum. Şimdi 80 liraya mal etmişiz arkadaşlar. 140 liraya satmışız. 80 lira bana gelişi var. 140'a sattığıma göre de 60 lira da kar var arkadaşlar. 60'ı nasıl buldum? Satış fiyatından alış fiyatını çıkardım. Şimdi bana yüzde kaç kar elde edilmiştir diye soruyor. Şimdi 80'de 60 kar elde ettiysem bu yüzde kaçtır diye soruyorum kendi kendime. Şimdi bu doğru orantı mıdır? Ters orantı mıdır? Yani burası arttıkça burası da artar. Dolayısıyla doğru orantı da şu şekilde çarptığımda bunlar birbirine eşit olur. Buraya bir x diyelim. 80 çarpı x eşittir 60 çarpı 100 yapıyor. 80 çarpı x eşittir 60 çarpı 100 ise şunları sadeleştiriyorum. Her tarafı 4'e bölelim. Burası 2x eşittir 6 çarpı burayı 4'e böldüm de 25. Tekrar 2'ye böldüm. 3 çarpı 25. X'i de buradan 75 olarak bulacağım. Arkadaşlar başlangıçta bir maliyetimiz var. Bu maliyete biz 100x diyelim. Şimdi %30 karlı satıldığına göre satış fiyatı da 130x olmalı. Diyor ki %30 karlı 65 liraya satılan bir tencere diyor. Yani bu 65 satış fiyatı dolayısıyla bu 130x 65'e eşit. Buradan her iki tarafı 130'a böldüğümde x eşittir. 65 bölü 130 gelir ki bu da 1 bölü 2'dir. X'i 1 bölü 2 bulduk ne kadar kar elde edilmiştir diye soruluyor. Şimdi 100'e almış 130'a satmış kar burada 30x arkadaşlar. Kar 30x. X'i ben 1 bölü 2 bulduğuma göre 30 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 15 olacak. Bir otobüs 600 kilometrelik bir yolun %20'sini gittikten sonra birinci molayı veriyor. 600'ün %20'sini öncelikle bir bulalım. Nasıl bulacağız? 620 ile çarpıyoruz. 100'e bölüyoruz. Arkadaşlar şöyle sıfırları sadeleştirirseniz 6 kere 2 12 120 kilometre gitmiş öncelikle. Şuradan başlasın. Şuraya gelsin. Burası 120 kilometre. Burada birinci molayı veriyor diyor. Bakın burada %20'sini gittikten sonra birinci molayı veriyor. İkinci molayı kalan yolun %25'ini gittikten sonra veriyor diyor. Kalan yolu nasıl bulacağım? 600'den 120'yi düşüyorum arkadaşlar. Kalan yol burada 480 bu 480'in %25'ini gittikten sonra ikinci molayı veriyor diyor. Bir sayının %25'ini kısa yoldan şu şekilde hesaplayabiliriz. 4'e böleriz arkadaşlar. 480'i öncelikle şöyle uzun yoldan yapalım. %25'ini bulabilmek için şunları sadeleştirdiğinde 1 bölü 4 geliyor. Dolayısıyla 480'i 4'e bölmem lazım. Buradan 120 geliyor. Yani 120 kilometre daha gittiğinde İkinci mola'yı veriyor. Birinci mola'yı burada, ikinci mola'yı burada veriyor. Burası da 120 kilometre, geriye 360 kilometre kalıyor. Şunu sildim artık. 120 gitti, birinci mola'yı verdi. 120 gitti, ikinci mola'yı verdi. Geriye de 360 kilometre yolu kaldı. Buna göre otobüsün ikinci molasından sonra kaç kilometresi kalmıştır diyor. İkinci molası burası, yolun sonu burası, geriye 360 kilometresi kalmış oluyor etiket fiyatı maliyet fiyatının %20 fazlasıymış. Arkadaşlar maliyetini yine 100x dersem etiket fiyatı yani satış fiyatı demek etiket fiyatı. Etiket fiyatı buradan 120x olur. Etiket fiyatı üzerinden %5 indirim yapıldığında diyor. Şimdi 120'nin %5'ini hesaplayacağım. Sonra 120'den çıkartacağım. Ya da arkadaşlar 120'nin %95'ini alacağım. Bakın. Etiket fiyatı üzerinden %5 indirim yapmak demek sayının %95'ini almak demek. Mesela etiket fiyatı üzerinden %5 zam yapılsa ne olur? Sayının %105'ini almış oluruz. Ya da ne bileyim etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapılsa ne yaparız? Satış fiyatını doğrudan bulabilmek için 100'ü yani 120'nin %50'sini bulduğumuzda doğrudan satış fiyatını bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki etiket fiyatı üzerinden %5 indirim yapılıyor. O halde 120'nin %95'ine satılıyor bu ürün. Bunu bulabilmek için 5'e böldüm 19, 5'e böldüm 20. Hatta 120 ile 20 de sadeleşir. Şuraya tekrar yazayım. 120x çarpı 19 bölü 20. Şunları sadeleştirdim. Şunları sadeleştirdim. 6. Buradan 60, 54 daha 114x 10, gelir arkadaşlar. Yani en sonki satış fiyatı 114x'miş. Etiket fiyatı üzerinden tekrar bir %5 indirimi yapıldığında 114x'e satılıyormuş. En sonki satış bu. Şimdi diyor ki maliyet satış maliyet 100x, satış en son 114x 28 lira kar elde ediyormuş. Demek ki arkadaşlar 14x var burada maliyetinden satışına. Bu 14x fazlalık 28 liraya denk geliyormuş. Buradan x'i 2 buluyoruz biz. Etiket fiyatını soruyor. Yani bunu soruyor. x'i 2 bulduysak cevabımız 240.